Cahide Hekimoğlu geldi Gülfem Hanım. Bahçede oturdu, sizi bekliyor. Bize iki sade kahve hazırla. Hemen geliyorum. Peki efendim. Misafirim gidene kadar toparlanmış ol. Endişeli abla ha. Sen gerçek bir malzemesin Gülfem Sipahi. Hoş geldin Cahide'cim. Merhaba Gülfem'ciğim. Küçük bir pasta getirdim. Umarım diyette değilsindir ha? Benim pek iştahım yok Cahide. Ama kutlama yaparız diye düşündüm. İnşallah Cihan'ın özel bir diyeti yoktur da birer dilim yeriz. Cihan uyuyor mu? Onu görmek için sabırsızlanıyorum. Sakın o kadının geldiğini söyleme bana. Ömer'de değişmeyen şeyler de var demek. Ketumluğu baki kalmış. Ömer'in geldiğini biliyorsun demek. Evet. Demek Ömer sana beni ziyarete geldiğini söylemedi. İnan bana Cahide, onu karşımda gördüğümde senden daha çok şaşırdım. Gelmesi kadar iki gündür seninle kalıyor olmasına rağmen bana hiçbir şey söylememene de şaşırdım doğrusu. Gülfem, ona çok zor zamanlar yaşattık. Yani buna rağmen bizi yavaş yavaş affetmeye çalışıyor. Oğlunun affı senin olsun Cahide, beni hiç ilgilendirmiyor. Ömer'in annesi olarak suçluluk duygusuyla onu istediğin kadar alttan alıp ona kendini ezdirebilirsin. Ama ben onun annesi değilim. Ve malum konuda hiçbir zaman için senin kadar suçluluk hissetmedim. Dolayısıyla sen Ömer'in karşısında tek başına ezil. Beni bu işe hiç bulaştırma. Tuhaf. Cihan iyileşti. Üstelik bambaşka bir insan olduğunu söylüyorsun. Seni böyle gergin değil, daha rahatlamış, dingin bulmayı umuyordum. Üstelik bu kadar agresifken oğlumun geldiğini haber vermedim diye bana sitem ediyorsun. Tavırlarına hiçbir anlam veremiyorum. Ama ben son zamanlarda senin değişen tavırlarına anlam verebildim Cahide. Ne diyorsun sen? Ömer'e Cihan'ı aramaya bile tenezzül etmediği için kızgınım. Peki ya sen? Sen neredeydin? Sen ne kadar yanımdaydın? Bana nasıl böyle bir şey söylersin? Evet, hastaneye çok sık gelemedim ama biliyorsun bütün yaz hastalıkla uğraştım. Yıllarca aileme gösterdiğin dostluğu benden hiçbir zaman için bu kadar esirgememiştin Cahide. İlginç. Gülfem Sipahi hizmetçinin kızı olunca basit tansiyon düzensizlikleri mazeret bile olabiliyor, değil mi? Sen kendini gerçekten kaybetmişsin. Hizmetçinin kızı. Beni hizmetçinin kızıyım diye dövünürken seni bağrına basan beni suçluyorsun ha? Ah. Yazıklar olsun. Çok yazık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.